Hayırlı geceler dilerim. Ee, bu konu üzerine geldiniz, hepiniz biliyorum. Çünkü bu konu üzerine birçok sorular geldi. Birkaç günden beri acayip derecede sorular geldiği için artık e, bir noktaya geldik. Böyle bir video çekip birçok kardeşimizi aydınlatmak istedim. Şimdi bazı kardeşlerimiz e, şöyle bir düşüncesi var: Bedelli askerlik yaptık. Biz bu başvurudan bulunmaya hakkımız var mı, yok mu? Askerlik sistemi nasıl olacak? Sadece askerliğini bitirenler mi başvuruda bulunabilecek? Askerliğini devam ederken bulunma şansımız var mı başvuruda? Bunlarla alakalı birçok sorular geldi arkadaşlar. Gerçekten herkese yetişemiyoruz herkesin sorusuna cevap vermekte güç çekiyoruz. Bununla ilgili artık bu noktaya geldik. Herkesi aydınlatmak için toplu bir şekilde bir cevap vereceğiz. Herkes için daha iyi bir sonuç elde edeceğimizi umduk. Şimdi arkadaşlar bedelli askerlik yapan kardeşlerim başvuruda hakları vardır. Çünkü bir bedel ödedikleri için devlete bir bedel ödediler ve bu bedelin sonunda 30 günde askerlik yapsa bu bedel ödenmiş oluyor. Yani bedelli askerlik yapan kardeşlerim jandarma bekçilikte başvurma hakları vardır. Ve ikinci soru ise askerlik nasıl olacak? Arkadaşlar bekçilik sistemi ile EGM sisteminin bölümleri aynı. Yani jandarmanın sistemi EGM'nin sistemi bir takım aynı. Nasıl bir şey onu anlatayım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sistemine göre askerliğini yapmış Kriter özelliklerine uyan personelleri alıyordu. Jandarma bekçilik de aynı emniyet genel müdürlüğü bekçilik sınavındaki gibi aynı şartları söyledi. Askerlik şartını yerine getiren personeller bu başvuruda hak kazanacaktır diye bir açıklama yapmıştı. Jandarma'nın aslında böyle bir sistem yapması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir e, sistem getirmemişti. Jandarma'nın sistem şu şekilde. Askerliğini bitirmiş olanlar başvuruda bulunmaya hakları vardır. Yalnız askerlik şartını şu anda yerine getiren askerlik hizmetini şu anda yerine getiren adaylar kardeşlerimiz bu başvuruda hakları vardır. Yani arkadaşlar Jandarma'nın böyle bir sistemi gerçekten çok güzel. Bunun yüzüne belki de askerde e, şu anda görev yapan kardeşlerimizin arasında birçok kardeşimiz bekçi çıkacaktır. Böyle bir sistem getirmesi çok güzel oldu gerçekten. Başvuruyu nasıl yaparsınız? İleriki süreçlerde bunları zaten anlatacağız arkadaşlar. Başvuruyu e, yapmadan önce askerlik hizmetini devam ettirdiğiniz ve şu anda asker olduğunuzu kanıtlayacak bir durum belgesi çıkartırsınız komutanlarınız tarafından bu belgeyi sisteme yüklediğiniz zaman başvuruyu onaylarsınız Tabii ki bunlar ileriki süreçler arkadaşlar Ben şimdi size bir kestirme yol öneriyorum ileride Hani sıkışık durumda olmayın diye bu sistem bu şekilde arkadaşlar bizlere gelen birçok sorular vardı en azından bu soruların yarısını şu anda cevapladığımızı düşünüyoruz gerçekten Bizlere bu kadar e, emek veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bizleri bu sürece kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Yani sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Hani bir yerlere varın. Hedeflerinize ulaşın. iyi olun diye tüm imkanlarımızı e, gösteriyoruz sizlere karşı arkadaşlar. Yani sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız. Kanalımıza arkadaşlarınıza önerirseniz. Büyük bir aile olmak için her zaman daha iyi bir seviyeye geliriz